Yağmurlu bir Seattle gününden herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Christmas Market'e. Evet, Seattle'ın bu sene ilk defa Christmas Market'i var. Şaşırtıcı biliyorum ama bu seneye kadar hiç Christmas Market'imiz yoktu. Bu sene bir ilki yapıyorlar ve Christmas Market'i açtılar. Biz de Christmas Market'e bilet aldık. Şimdi yürüyoruz, arabayı park ettik. Ne kadar aldık biletleri? Bunlar soruluyor genelde. $15 aldık. İki tane bilet, $30. Bileti 2 hafta önce aldık. Eğer şimdi alsaydık $20. Bizim aldığımız tarihte böyle bir erken satış indirimi yapmışlardı. Bize $15'a geldi. Ne oldu? Şeye bak, arabaya gideceğimiz sokağa bakalım. Ben ona bakıyorum. Hava soğuk değil fakat yağmur yağıyor. O yüzden şapkaları taktık. Kapşonları geçirdik. Yağmur yağmasa daha güzel olabilirdi. Ama yağmur yağıyor. Bu arada bak, o araba gerçekten evsiz birinin arabasıymış. Kamerayı şimdi azıcık size çevireyim, etrafı göstereyim. Burası Seattle Center. Direkt Space Needle'ın altına kurulmuş Christmas Market'i. Biz de şu an oraya doğru yürüyoruz. Şu an buradan çok bir kalabalık yok. Christmas Market'in girişi görüldü. Tam Space Needle'ın annemin de dediği gibi dibine yapmışlar. Atlı karınca var buradan, görüyoruz. Bakalım içeride neler var, neler yok. Karnımız aç. Yemek yeme umuduyla geldim. Space Needle'ı da size göstereyim şöyle. Yalnız kalabalık yok. Girişte bir sıra var ama. Oo, girişte bayağı sıra var. Yani ben de diyecektim. Şimdi gördüm sıranın devamını. Sıra, ciddi bir sıra var orada. Evet. Eğer bilet sırasıysa sen bekle. Hiç de bilet. Gençlere yol veriyoruz. Allah Allah. Sence içerisi nasıl? Ya atlı karıncayı falan görünce çocuklar için eğlenceli diye olmuş. Bir de bir sürü böyle küçük küçük dükkan market falan açmışlar. Ben öyle gördüm. Onu göreceğiz. Tatlıydı, sıcak çikolataydı. Evet. Yemekti, sanki atıştırmalık şeylerdi. Sanki süslenmiş olduğunu şu an bak tepeden güzel süslenmiş, evet, göreceğiz. Bakalım. Şimdi Christmas Market'e girdik. Çok sıra beklemedik. Şöyle size hemen bir etrafı göstereyim. Çok güzel minik küçük mağazalar açılmış her yerde. Burada mesela tokacı var. Bunlar muhtemelen hep el yapımıdır diye düşünüyorum. Burada bir atlı karınca var. Yemekçilerin olduğunu biliyorum, yemek satan yerler. Ama çok kalabalık içerisi. Şimdi şöyle ilerleyip gezip bakacağız. El yapımı sabunlar, küçük çiçekler var, çok güzel kaktüsler. Space Needle de hemen burada. Çikolatalar çok iyi duruyor. Yemek yerini size göstereyim. Burası her yer yemek. Ne yiyeceğiz anne? Ay, tatlı çok iyi duruyor. Adamın elindeki tatlı çok güzeldi. Burada başka yemekçi yok. Burası da şey, kruvasan falan gibi galiba Selen. Evet, kruvasan falan satıyor. Bence biz dumpling alalım. Bunlar satıcılara geçiyor, evet. Tatlı, bence biz dumpling alalım, sonra da tatlı yiyelim üstüne. Ya da o börekten alalım ama börek çok küçüktü yani. Küçük börek, aynen. Bence dumpling alsak daha iyi. Dumpling alalım. Ay bine merhaba yavrum. Merhaba yavrum. Özenti. Çok geç çektim. Ya. Sıcak şarap başkan. Benim Hawaii şeyimi ne yaptım geçen videoda, bir anlatsana bize. Bambaşka. Bambaşka. Sıcak şarabı buradan aldık. Sıcak çikolata çok güzel.
nasıl, beğendin mi? Sence nasıl? Çok güzel. Bayıldım. Şimdi tabii hava karardığı için her yerin ışıkları, evet. Tabii gece daha güzel akşam. Sadece bayağı gelen çok oldu. Kalabalık. Senin aynı düşüncedeyiz. Evet. Yani. Çok çok küçük ufak bir yere yapmışlar. Daha büyük alana yapılsa daha iyi. Kesinlikle yani çok daha büyük bir alana yapabilirlermiş. Yani evet, inanılmaz kalabalık. Size kalabalığı göstereyim. Şu an olduğumuz yerden kalabalık görünüyor. Şu kalabalığa bakın. Şurası yemek yerleri. İçeride yemek alıp oturacak yerler var. Burada canlı müzik var. Şimdi ara verdiler. Diğer yerlerde sıcak şarap, işte sıcak çikolata. Buraya bu kadar kalabalık gelineceği tahmin edilebilirdi değil mi Selen? Tabii canım, zaten tahmin ediliyordu yani. Çok daha büyük bir alana yapabilirlerdi. Ama güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sadece yani Seattle'a yetmemiş. Aynen. Space Needle çok güzel duruyor. Şu Nahar Baba da çok güzel. Anne el salla. Çok güzel bir yere geldik sene. Evet. Bu restoranı her sene böyle süslüyorlar. Şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Burası da bar kısmı. Karşıda da bir Noel Baba. Arabanın yağını değiştirmeye geldik. Bugün nerelere gidiyoruz? Neler yapıyoruz? Neler yaptık? Planda ne var? Bellevue mu var Selen'cim? Evet, bugün Bellevue'ya gideceğiz. Şu an arabanın içinde sıra gelmesini bekliyoruz. Arabanın yağını değiştireceğiz. Bellevue'da her gün saat 7'de Christmas show oluyor. Onu izlemeyi düşünüyoruz. Evet. Ondan önce de bir molda dolaşmayı düşünüyoruz. Şimdilik böyle arabada bekliyoruz. Size de göstereyim. Sıra bekliyoruz. Türkiye'de araba yağ değiştirme olayları nasıl oluyor ben bilmiyorum. Belki sen biliyorsundur anne, ama buradaki olayı ben çok seviyorum. Pandemide başladı. Bu arabadan çıkmıyorsun. Arabanın içinde duruyorsun. Gelip arabanın yağını değiştiriyorlar. Şimdi Bellevue'ya geldik. Çok trafik vardı. Yaklaşık 40 dakika falan sürdü buraya gelmemiz. Annemi de yolda indirdim arabayı park ederken. Onu gidip duyacağım. Bellevue'da Christmas zamanı genelde Thanksgiving'den hemen sonra başlıyor. Her sene ve her gün saat 7'de şov oluyor. Bütün sokağı, caddeyi kapatıyorlar. Snowflake Lane diye. Sanırım birkaç sene önce videolarımda paylaşmıştım ya da Instagram'da paylaşmış olabilirim. Saçımı düzelteyim. Onu izlemeye geldik. Hadi dedik Bellevue'ya gelelim. Zaten molda birkaç bir şey bakmam gerekiyor. Haftaya gidiyoruz. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen ya uçakta olacağım ya da hazırlanıyor olacağım. Yani videoyu ne zaman koyacağım bilmiyorum ama neyse, bir hafta sonra Seattle'dan gidiyoruz. Bu arada bu caddede oluyor. Şöyle göstereyim. O yüzden birkaç bir şey halletmek için buraya geldik. Konudan konuya atlıyorum ama bir Macy's'e, bir Nordstrom'a, bir yerlere bakacağız. Birkaç bir şey almam lazım. Belki kolyemi temizleteceğim hazır buraya gelmişken. Böyle yapılacak minik minik işler var. İşte arabanın yağını değiştirdik falan filan derken. Bu cumartesi iş halletme günü oldu. Size şu sokağı göstermek istiyorum ya. Kamerayı çevireyim. Bu sokağı bu şekilde her sene süslüyorlar. Ve bu caddeyi saat 7'de trafiğe kapatıyorlar. Sanırım bir yarım saat ya da 45 dakika sürüyordu şov. Burası Bellevue'da mall. Bellevue Square diye geçiyor. Burada şovu izleyeceğiz, iş halledeceğiz. Şimdi annemi bulalım. Bakalım annem acaba nerede? Bu arada eğer burada yaşıyorsanız veya Bellevue yolunuz düşerse, burada İstanbul Cuisine diye bir kafe var. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Hani karnım aç olduğu zaman kesinlikle buraya gelip buradan bir şeyler alıp yiyorum. Şimdi Macy's'in içine girdik. Her yer kesin çok kalabalık. Annemi bulduk. Beni görmüyor hala. Buldum seni. Video çekiyorum. Ben de neredesin diye izliyordum. Önce nereye gidelim?
Çok kalabalık içerisi. Nereye istersen. Size molun içini de göstereyim. Her yere çok güzel süslemişler. Evet ama önce bir kolyemi sorsak, belki bir günde temizliyorlarsa kolyeyi bırakalım. Bu arada burada Tesla'nın yeni tırağı var. Bir de onu gidip çekelim. Gösterelim. Evet, ben de görmek istiyorum. Çok çirkin bir şey çünkü. Bir o çirkinliğini görelim. Sadece 9 ya da 10 şehirde varmış. Onlardan biri de burası, Bellevue. Size şimdi şu ağaçları göstereyim. Mall'un içinde de her yer süslü. Gelin şöyle gidelim. Çok kalabalık. Şurada kocaman bir ağaç var. Çok güzel olmuş burası. Of, çok kalabalık. Evet ama ne kadar güzel süslere bak. Noel Baba da var tepede. Biraz daha az kalabalıkken bu süsler çok daha güzel. Evet. Eminim. Hafta sonu ya, çok kalabalık. Bir Sephora'ya hızlıca girelim. Sephora'nın bu paketleri çok güzel oluyor yılbaşı zamanı ama ben şu yüz maskelerine bakmak istiyorum. Burada Fenty'nin ürünleri var. Şu rujları harika, benim favorim. Denemediyseniz tavsiye ederim. Hatta favorim bu, Riri. Çok güzel. Burada ne kadarmış? $21 bunlar. Ay çok kalabalık her yer. Şöyle geniş açıya aldım da siz de görün. Yani fiyatlara bakalım diyeceğim ama çok kalabalık. Hiç fiyat turu yapılacak gibi değil. Yüz maskeleri nerede acaba? Dior'un bu paketi de çok güzel. Yani şu rujundan ve bu rujundan çok severek kullanıyorum. Ama yani yeni alacak olsak o paketi almak gerçekten çok güzel olur. En çok sevdiğim ürünlerinden biri ruju ve concealer'ı. Kerastas'ta indirim yok. Şu yüz maskeleri nerede acaba? E vitaminli yüz maskesinin çok güzel olduğunu hep duyuyorum. Of, çok kalabalık, galiba çıkacağım. Sephora Collection. Ay bu sırayı zaten bekleyemem. Yok, gidiyoruz. Maskeler burada galiba. Şu E vitaminli şu maskesinin çok iyi olduğunu duydum. E vitaminli ama yani çok sıra var ya. Bu sırayı bekleyemeyeceğim, gidiyoruz. Sıraya bakın. Çok sıra var, çok. Maskeyi buldum da çık, boş ver. Bu sıra beklenmez. İnanılmaz kalabalık ya. Yani cumartesi buraya gelmek aslında gerçekten hiç akıl kârı değil ama hani dedik ki hadi gidelim, yani son hafta sonumuz. Videoda bahsettim gidiyoruz diye. Nereye gittiğimizi söylemedim ama. Sürpriz. Seattle'da son hafta sonumuz olduğu için yani geldik. Normalde ben buraya cumartesi günü pek adım atmayı sevmiyorum. Evet, halletmemiz gereken bir şeyler var. Ama yani gitmeden bir hafta cumartesi gidiyoruz. Pazar. 24'ü pazar. Ha, 24'ü pazar, okey. Ama son bir gün kala gidilmez ki. Hani bavul ya, eşya topla. Yok, benlik değil. Şimdi Cybertruck burada diye duydum, resmini gördüm. Oraya gidiyoruz, bakalım. Hala duruyordur ve bence orası da çok kalabalık. Herkes gidip bakıyor muhtemelen. Neyse, Nordstrom da orada. Zaten Nordstrom'a girecektik. Evet ama yani ben çok kalabalık. Şu ruju alsak mı şuradan bir girip? Bunu da beğendim Selen. Ben diğerini daha çok beğendim ama. Sanki bana pembe tonları daha çok... Bir şey söyleyeyim mi? Her ikisinde yeri ayrı ama. Çirkin Cybertruck gelmiş ama sıra var. Ben bu sırayı beklemek istemiyorum. Biz buradan böyle bakabiliriz bence. Bence çok çirkin ya. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Bu da yeni robotları. Ben çok çirkin olduğunu düşünüyorum. Yani şu truck yolda... Bilmiyorum. Bir de küçük boyunu mu yapmışlar yanına çocuklar için? Şu robotları daha güzel bence. Cybertruck yakından da şöyle çekeyim dedim ama ben çok çirkin buldum ya, ama satacak. Yani işin komiği, çirkin olmasına rağmen bunu yollarda herhalde göreceğiz. Gerçekten çirkin ya. Gördün mü?
Bu arada Tiffany mağazası her sene vitrinlerini süslüyordu ama bu sene sadece kar tanesi yapmış. Çok güzel bileziğini koymuş. İçeride çamaşırları var mı bakarız. Anne ben bu kolyesini çok beğeniyorum. Seneler önce geldiğimiz Candy Cane Lane'e geldik ama inanılmaz bir kalabalık var ve inanılmaz bir trafik var. O yüzden biz arabayı park ettik ve yürüyerek gezmeye karar verdik. Burada kamerayı size çevireceğim çünkü bütün evleri görün istiyorum. Burası harika bir sokak. Buradaki evleri bu mahalle her sene süslüyor. Eğer 2020'deki videolarımı izlediyseniz buraya gelmiştik, böyle gezmiştik yine. Yakındaydık, dedik ki bir daha gelelim. Kapısı çok güzel çok olmuş. Çok güzel, bayıldım. Tabii dediğim gibi biz yürüyerek gezmeyi tercih ettik şimdi. Çünkü dışarıda sıra var, arabalar geçmeye çalışıyor. Bakalım bu sene ne yapmışlar evlere. Bizim gibi yürüyenler de var. Şöyle göstereyim. Benim evim vardı burada. Çok evet, sen bir evi çok beğenmiştin. Acaba hangisiydi? Aşağı iner. Ay çok tatlı, Noel Baba'yla kardan adam koymuşlar. Baksana ağacı da süslemiş, çok güzel. Bakalım başka neler var. Ortadaki göbeği de süslüyorlar. Bu sene şöyle bir şey yapmışlar. Burada minik bir melek figürü var. Sanki bu sene daha az süslemişler sence? Sanki 2020'de daha çok süslüydü. Bana böyle bir az geldi. Eski videoyu izleyip bakarız. Sanki eski videoda 2020'de geldiğimizde daha çoktu. Bu evin şu ışıkları çok hoşuma gitti. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Eski videoya bakarız. Burada geyikler var. Buranın adı Candy Cane Lane. O yüzden böyle Candy Cane'leri de koymuşlar. Herkesin camları kapalı tabii ki. Bu kadar insandan rahatsız olmuyorlar mı acaba? Böyle insanlar sürekli her gün geliyor. Bence oluyorlardır. Öylesi arabaları da göstereyim. Ne kadar kalabalık görün. İnanılmaz bir trafik var. Dışarısı da böyle trafik, içerisi de trafik. Karanlık mahalle turu. Hiçbir şey görünmüyor ışıklardan başka. Evet çok güzel. Flamingo. Evet çok tatlı. Evet bu ev çok güzel. Çok bak şirin. İçeride insanlar var. Parti var içeride giriyor. Evet bu ev çok güzel. Çok şirindi Hansel ve Gretel. Evet bu evdi. Çok güzel. Çok şirindi ama bir tane daha vardı sanki. Evdeki Christmas partisine girip katılsak mı? İçeride parti var. Tanrı'nın misafiri geldi. Evet. Biz geldik diye. Bak bu da çok güzel. Bu kadar olması lazım. Belki birkaç ev daha olması lazım burada. Aa müzik çalıyor. Evet. Müzik var. Evet. Aa, çok güzel.
Müziğe kadar adam yapmış. Aynen. Çok güzel. Bu kadar. Şu ev de güzel. Benim mahalledeki evlerden biri böyle bu şekilde her sene süslüyor ama bakar mısınız o kadar güzel ki, o kadar özenle yapıyorlar ki. İnanılmaz. En güzel ev bu. Bizim bu mahallede. En güzeli bu. Şahane. Çok güzel ve detaylar harika. Burada bir köpek var. O 2023 ödülünü almışlar ama Christmas ödülü değil, genel olarak bahçe ödülü almışlar. Yani Christmas olmasa da çok bakımlı bahçeleri. Kardan adam var, unicorn var şurada. Geyikler var. Penguenler var. Yani detaylar harika. Rudolf var burada. Noel Baba ve listesi. Çok güzel ya. Çok iyi biliyorlar bu işi vallahi. Çok da güzel yapıyorlar. Böyle bahçesi olan herkes zaten bence yapmalı da. Çok güzel. Bizden bugünlük bu kadar. Videoyu ben burada bitiriyorum. Evet. Bir şu dahaki videoda Seattle'da olmayacağız. Başka bir yerde olacağız. Çok güzel bir yerde. Evet, çok güzel bir yerde olacağız. Muhteşem güzel bir sokak evet. Burası. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.